Seçimlerimiz bir grup BDP'li tarafından taşlanmış bulunmaktadır. Bir tane yaralı arkadaşımız vardı. Tabii bunların demokrasi anlayışı bu. İnsan ve hak özgürlerinin anlayışı bu. Bunlar sadece kan ve şiddet üzerine siyaseten bir zihniyete sahip olan bir grup. Ben şahsım ve partim adına bu grupları lanetliyorum. Ben Sayın Selahattin Demirtaş'a da sesleniyorum. Siz bir ilçede miting yapıyorsanız, eğer bu marjinal gruplara sahip çıkmıyorsanız bu siyaseti yapmayın. Siyaseti bırakın. Kürt kimliği diyorsanız AK Parti tarafından Kürt kimliği her tarafta Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde bunlar hepsi onaylandı çıktı. Benim kendi makam aracım zaten şu anda buradaya dönüşmüş durumda. Partinin camları kırıldı. Tabii bunlar emniyet güçleri tamirinden bunları hepsini kamera almış durumdalar. Burada herhangi bir şey yok. Önemli olan tabii demokratik bir seçim yarısı geçirmektir. Maalesef bunlar bunu hazmedemiyorlar. Tabii biz bunların oyuna gelmeyeceğiz.
Onlar taş atsınlar. Onlar camları kırsınlar. Onlar arabamızı yaksınlar. Ama bu halk 30 Mart'ta bunları bu dersi vereceklerdir. Hiç merak etmeyin. Siz onların oyununa gelmeyin. Biz onların oyununa gelmeyiz. Onlar bize küfredeceğimiz zaman göz atacağız. Ama bunu yapanın da arkasında kesinlikle bunu bilsinler, kar kalmayacaktır. Bunun hesabını bunlar vereceklerdir. Nasıl ver hesabını vererek? Bu halk hesabını sandıkta soracaklar bunlardan. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Genç vardı. Biz onları biliyoruz. Onların kim taş attığını çok iyi biliyoruz. Ben Erganiliyim. Ergan'ın öz evladıyım. Ben İtal değilim. Onlar İtal olduğu için İtallarla taş atıyorlar. Ergan'ın öz evladı gelsin buraya taş kimse bana taş atmaz. Taş atanlar da Dicililerdir. Onları da çok iyi biliyorum. Ama oyuna bunu özellikle seslenmek istiyorum. Bu seçim süreci içerisinde hem AK Partililer hem bütün diğer partiler sağduyulu olmaları gerekir. Şiddete başvurmamaları gerekir. Seçimin demokratik bir şekilde cereyan etmesi gerekir. Ben bütün hemşerilerimden bunu temenni ediyorum. Anneler gözyaşı dökmüyor. Bazı grupların hesabına gelmez barış. Çünkü barış onların kimyasında yok. Bunu yapan da barışı istemeyen bir gruptur. Ben onları lanetliyorum. Yani bunu BDP içerisinde hepsini kastetmiyorum bunu. Bir grup var, bunlar barışı istemezler. Onlar da bunları çok iyi biliyor. Onlar da gücü bunlara yetmiyor. Gelen kitleyi seyrederken bir vatandaş gibi seyrettim, bir partili olarak değil. Bu organizasyonu yapan büyüklerimiz dedim, Ergani'de partiliyim deyip de organize eden gruplar, şu partinin önünde polislere işte biz engelliyoruz, yapmıyoruz diyen şahıslar ileride yaklaştıklarında partiye o kitleyi tahrik ederek kura saldırtmasına vesile olmuş. Ben gözüm.